Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bugün sizlerle böyle kurvaze yelek çalışması yapacağız. Zıbın dediğimiz modelden. Bebekler için oldukça kullanışlı bir model oluyor arkadaşlar. Şöyle burası bağcıklı. İç tarafı düğmeli bir çalışma yapacağız. Şiş modellerinde çalışması en kolay modellerden biri arkadaşlar. Genelde hırka olarak yapılıyor. Ben yelek olarak yapacağım. İpim Nako Elite Baby arkadaşlar. Toplamda 1,5 yumak gitti. İpim şiş numaram 4 numara. Bir de popcornlarımızı yapmak için tığa ihtiyacımız olacak. Onun için de 2,5 numara kullanacağım ben. Bir adet de iç tarafta dikmek için düğmeye ihtiyacımız olacak. Malzemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. 6-12 aylık bebekler için uygun. Hatta bebeğimiz zayıf olursa 1,5-2 yaşına kadar da rahatlıkla kullanabilir. Şimdi arkadaşlar, videoma geçmeden önce ekrana bir tablo yansıtacağım. Bu tablodan bebeğinizi, eğer hani doğmak üzere olan bebeğinize veya yanınızda olmayan bebeklere örmek isterseniz bu tablodan yararlanabilirsiniz. Elinizde ölçü olarak kalsın bu tablo arkadaşlar. Ekran resmini alabilirsiniz. Dediğim gibi kurvaze yelek çalışması yapacağız. Çift şişle örmesi kolay. Hiçbir şekilde hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Şu ön tarafımı tekrar çevireyim. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, geldim. Şimdi şişimize 60 ilmek attım. Şöyle ipimi biraz uzun bıraktım. Burada dikiş için kullanacağım. Şimdi 4 sıra boyunca arkadaşlar haraşo öreceğiz. Şöyle düz alarak işliyorum. İlmeğimi düz bir şekilde alıyorum. İşliyorum. Haraşomu ben düz işleyerek yapıyorum arkadaşlar. Ters örerek de yapabilirsiniz. Yani her iki düzeyi düz örgü örünce bir diş haroşamız olacak. Ters ören arkadaşlarım da iki sıra ters örgü ördüğünde bir diş haroşası olmuş olacak. Bu şekilde düz işliyorum. Şimdi bu sırayı bitireyim. Bir sıra düz işledim. Şimdi dönüyorum. İlk başladığımda ilk ilmeğimi örmüştüm ama artık ilk ilmeklerimi örmeyeceğim arkadaşlar. Düz bir şekilde direkt şişime alıyorum. Şimdi düz örgü olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde ilk haroşa sıramızı bu sıranın sonunda elde etmiş olacağız. Bu şekilde arkadaşlar 4 sıra boyunca haroşa öreceğiz. Yani toplamda 8 sıra örmüş olacağız. Çünkü git gel yaptığımızda bir haroşa dişimiz oluyor. 4 haroşa dişimiz için toplamda 8 sıra öreceğiz. Haroşalarımızı örelim. Gelelim arkadaşlar. Evet, ördüm geldim arkadaşlar. Şimdi arka tarafta 1 2 3 4 diş, ön tarafımızda şu ilk sıramla birlikte 1 2 3 4 5. yarım. Şimdi bu sırada arkadaşlar
Yine ilk ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum. Düz öreceğim. Ben misinalı şişle öremediğim için arkadaşlar böyle arada şişlerin masaya çarpıp ses çıkartabiliyor. Kusura bakmayın o yüzden. Şişim aynı. Bu arada sadece değiştirdim. Çünkü en azından bu daha az ses çıkartır. Ahşap olduğu için diye. Yine 4 numara şişim. Bu şekilde bütün sırayı düz olarak örüp geleceğim. Evet, arka tarafa geldim arkadaşlar. Şimdi yine ilk ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum ve ipimi ön tarafa alıyorum. Şimdi bu tarafı ters işleyeceğim arkadaşlar. Hatta şu şekilde işleyeyim. Arkadan batıyorum. Şişimi ön tarafa geçiriyorum. İpimi öyle atıyorum. Yavaş örmeye çalışıyorum. Bu şekilde ters örgümü örüyorum. Burada ipimde kesik çıktı. Onu bağladım. Daha sonra o ipimi haroşalarımın içerisinden yürüteceğim arkadaşlar. Bakın böyle bu yüzeyde ters işleyip geliyorum. Şimdi arka yüzeyin son ilmeğini de arkadaşlar şu şekilde önüm ipimi arkaya alıp düz işliyorum. Daha sonra çevirdim. Yine ilk ilmeğimi boşalıyorum. Ön yüzeyde düz ördürüyorum. Yani önleri düz, arkaları ters bir şekilde öreceğiz. Ta ki koltuk altı kesimi yapacağımız yere kadar bu parçamızın yeleğimizin arka parçası. Şimdi ilk ve son ilmeğimizi hem önde hem arkada düz öreceğiz. Onun dışındaki ilmekleri ön yüzeyde düz, arka yüzeyde ters öreceğiz. Ben hem kaç sıra ördüğümü hem santim olarak hem de sıra sayısı olarak sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde arkadaşlar ön tarafımız düz, arka tarafımız ters olacak. Ben bu kısmı isterseniz siz düz bir şekilde de gidebilirsiniz. Ben bu kısmı böyle haroşa gibi dişli gidiyorum arkadaşlar. Dikiş esnasında şöyle göstereyim. Benim dikişimi daha da kolaylaştırıyor. O yüzden ben böyle dişli olarak gidiyorum. Ama dediğim gibi sizler dilerseniz dümdüz de örebilirsiniz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi önleri düz, arkaları ters örgü olarak öreceğiz. Ta ki koltuk altına kadar. Ben öreyim. Daha sonra sizinle hem santim hem de sıra sayısı olarak paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ördüm koltuk altına kadar olan kısmı. Toplamda 20 santim kadar ördüm. Sıra sayısı olarak da 46 sıra boyunca ördüm örgümü. Şimdi koltuk altı kesimini yapacağız. Ön taraftan bu tarafı yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi işliyorum ve bunu üstünden geçiriyorum. Aldım, işledim. Bir önceki ilmeği içinden geçiriyorum. Aldım, işledim. Üstünden geçiriyorum. 3 oldu. Dört oldu.
5 ve 6. Daha sonra kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim. Arka tarafta da diğer koltuk altı kesimimizi yapacağız. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi dönüyorum arkadaşlar. Bu kısımda bir kesme yapacağız. Yine 6 tane düz bir şekilde aldım. Bu sefer ters örüp de keseceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi arka taraftayım. Kalan ilmeklerimin hepsini ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Şimdi arkadaşlar arka taraftan da kesimimizi yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada artık koltuk altından yukarısını işleyeceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi alıyorum. 2 3 4. 4 tane ilmeğim haroşa olacak arkadaşlar. Haroşamızı düz şekilde işlediğimiz için bu sırada düz işleyeceğim. Şimdi bu şekilde ilmeklerimi yine düz bir şekilde işliyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi arkaya dönüyorum. İlk 4 ilmeğim haroş olacağı için 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Ondan sonra arka yüzeyde son 4 tane ilmeğim kalana kadar ters örgülerimi öreceğim arkadaşlar. İlk 4 ve son 4 ilmeğimiz haroşa olacak. Onun dışında ortada kalan ilmeklerimizi ön yüzeyde düz, arka yüzeyde ters örgü öreceğiz. Bu koltuk altından sonra yapılan işlem. Yani koltuk altı kesimini yaptıktan sonra ilk 4 ve son 4 ilmeklerimizi haroşa öreceğiz arkadaşlar. Kalan ilmeklerimi de öreyim. Son 4 ilmekte bu köşeyim. Evet, son 4 ilmeğime geldim. Bu 4 ilmeğimi düz bir şekilde 2 3 4. 4 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Ön yüzeydeyim. Ön yüzeyde zaten haroşalarımızı düz işlediğimiz için bütün ilmeklerimi düz işleyeceğim. Şimdi yaklaşık arkadaşlar 11-12 santim koltuk altından sonra örgümüzü öreceğiz. Boyun kısmına kadar. Tam sıra sayımı öreceğim. Hemen sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi ilk 4 ve son 4 ilmeklerimiz haroşa.
Onun dışında ortada kalan ilmeklerimiz ön yüzeyde düz, arka yüzeyde ters örgü olarak örüp gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi arka kısmımı ördüm. Dediğim gibi başta ve sonda 4 ilmeğimi haroşa yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 diş haroşamı ördüm. Bu şekilde arka kısım bitti. Dikince bu kıvrımlar gidecek. Şimdi arka parçamı kaldırıyorum. Ve ön parçamı yapmaya başladım. Şöyle göstereyim. Hatta arka parçamı alayım. Bunun üzerinden göstereceğim. Şimdi arka parçamız böyle kaldığında şu anki işleyeceğim parça arkadaşlar bu tarafa, sol tarafa dikeceğim parça. Yani düz tarafı, önün düz tarafı, modeli tarafını henüz başlamadım. Örneğin düz tarafındayım. Bu tarafıma dikeceğim. Bu tarafımdan eksiltmelerimi yapacağım. O yüzden şimdi aynı arkadaki yaptığım gibi şu başlangıç sıranla birlikte 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşamı ördüm. Sonra bir sıra düz gittim arkadaşlar. Şimdi arka ters tarafı gidiyorum. Arka ters tarafında şöyle yapacağım. Şunu hemen katlıyorum. Sol tarafı örüyoruz. Sağ taraf modelli taraf olacak arkadaşlar. Evet, şöyle. İpim arkada ve arka tarafı ters örgüyle işliyorum. Biraz gölgeli oldu arkadaşlar şu an ama koyu bir örtü kullanmak istedim. İpim açık renk diye. O da biraz ışıktan dolayı gölge yansıttı. Şimdi sıra sonuna kadar geleyim. Pardon arkadaşlar, sıra sonuna kadar değil, son 4 ilmeğim kalana kadar işleyeceğim ters örgüyü. Devam ediyorum şu an ters örgüme. Toplam 1, 2, 3, 4 ilmek kalınca ipimi öne alıyorum ve 4 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi örneğin düz tarafındayken bu 4 ilmek haroşa olacak arkadaşlar. O yüzden düz işledim. Bu 4 ilmek bu tarafta kalacak arkadaşlar. Sol tarafı işlerken 4 haroşa sağ tarafta kalacak. Buna dikkat edelim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bu haroşa sıralarımızdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane haroşa sıramızdan sonra toplam 13 sıra, bunlarla birlikte toplam 18 sıra örüp gelelim. Dediğim gibi sadece dikkat etmemiz gereken kısım buradaki ilk 4 ilmeğin arka tarafta son 4 ilmek oluyor. Onu düz işleyeceğiz. Yani haroşa işleyeceğiz arkadaşlar. Her iki tarafta da düz işleyip haroşa örmüş olacağız. Ona dikkat edelim. Onun dışında düzleri düz, tersleri ters olarak işleyeceğiz. Dediğim gibi mesela 1, 2, 3, 4, 4 önde 5'ti. Pardon. 4, 5, 6. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra olmuş. Toplam 12 sıra daha örüp
8 sıra, 18 sıra olduğunda tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, geldim. Şimdi toplamda dediğim gibi şu arka kısmı hala şöyle birlikte sersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 18 sıra ördüm. Şimdi artık eksiltmelerime başlayacağım. Bu ilk 4 ilmek her zaman aynı kalacak arkadaşlar. Normal haroşamı işliyorum. Daha sonra ardından gelen 2 ilmeği şu şekilde beraber alıyorum ve işliyorum ve devam ediyorum. Eksiltmelerimiz her zaman ön yüzde olacak arkadaşlar. Arka yüzey de son 4 ilmek kalana kadar ters örüp son 4 ilmeğimizi de haroşa için düz örüyoruz ve bitiyor. Eksiltmelerimizi sadece ön yüzeyde yapacağız. Şimdi bu sırayı dönüp geleceğim. Arka tarafımı işleyeceğim. Ön yüzeyde tekrar eksiltmemizi yapalım. Evet, şimdi geldim arka tarafta son 4 ilmeğimi arkadaşlar. Hemen bu son 4 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 3 ve 4. Şimdi ön yüzeye geçtim. Eksiltme yapacağım. 1 2 3 4. Dediğim gibi ilk 4 haroşa hep kalacak. Burada eksiltme yapmayacağız. Ondan sonra haroşalardan sonra gelen 2 ilmeği şöyle ikisini birden alıyorum ve tek seferde işliyorum. Geri kalanlarını düz bir şekilde işleyeceğim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar koltuk altına kadar her ön yüzeyde bir tane ilmeğimizi keserek devam edeceğiz. Şöyle göstereceğim şimdi. Bakın şurada başladı. Biraz parlak oldu ama. Şurada başladı eksiltmemiz. Bu şekilde V şeklinde gidecek. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ön yüzeyde 4 tane haroşadan sonra 2 tane ilmeği birlikte işleyip bir tane eksiltme yapmış oluyoruz. Arka parçamızda koltuk altına gelene kadar şu haroşa kısmı hariç 46 sıra işlemiştik. Şimdi yine arka taraftan saydığımızda haroşalarla birlikte toplamda 4 sıra haroşa 46 sırada düz sıramızla toplam 50 sıra boyunca işleyeceğiz arkadaşlar. Haroşaları saymazsanız eğer arka taraftan 46 sıra boyunca işleyeceğiz toplamda. İlk sıradan itibaren şu an 20. sıradayız. Yani haroşaları saymazsak 26 sıra daha işlemeniz gerekiyor. Evet, dediğim gibi bu şekilde işleyelim. Koltuk altı kesimine geldiğimizde tekrar devam edelim.